videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Mekke sadece İslam için değil, insanlık tarihi için de son derece önemli bir yere sahiptir. Çünkü Hazreti Adem yeryüzüne indiğinde ilk Mekke'ye ayak basmıştır. Ayrıca Hazreti Adem ile Hazreti Havva ilk kez Mekke'de karşılaşmış ya da bir araya gelmiştir. Bir araya geldikleri yerde Arafat'tır. Arafat bir araya gelme, bilme, tanıma anlamına gelir. Hazreti Adem ile Hazreti Havva bir araya geldikten sonra dünya üzerindeki ilk ev olan Kabe'yi inşa etmiştir. Bu açıdan Mekke insanlık tarihinin başladığı yerdir. Sonraki uzun dönemlerde Mekke yerleşim olmayan bir yer haline gelmiştir. Ta ki Hazreti İbrahim'e kadar. Hazreti İbrahim oğlu Hazreti İsmail ve eşi Hacer'i tehlikelerden uzak tutmak için Mekke'ye götürmüştür. Bu olaydan sonra Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail, Hazreti Adem'in inşa ettiği temel üzerine Kabe'yi yeniden inşa etmiştir. Bundan sonra Mekke'de yaşam günümüze kadar gelmiştir. Hazreti Muhammed de Mekkelidir. Hazreti Muhammed'in doğduğu ev Kabe'ye sadece 300-350 metre uzaklıktadır. Dolayısıyla şöyle söylenebilir. İlk insan da Mekkelidir. İnsanlığın zirve noktası olan Allah'ın en iyi insan mertebesine ulaştırdığı en iyi insan da Hazreti Muhammed Mekkelidir. Hazreti Muhammed'in ilk vahyi aldığı Hira Mağarası ve mağaranın bulunduğu Nur Dağı da Mekke'dedir. Kur'an insanlığa ilk kez Mekke'de inmeye başlamıştır. Mekke yakınlarında Hazreti Muhammed'in hatırası ile dolu birçok yer vardır. Ancak birçok önemli mekan yapılaşma ve zamanın etkileri nedeniyle günümüze kadar ulaşamamıştır. Öte yandan Kabe ve çevresindeki harem sınırlarında yer alan yapılar yani Hacerül Esved, Hira Mağarası, Sevr Mağarası gibi yerler günümüze kadar gelmiştir. Mekke İslam için çok önemli olduğunu biliyoruz. O yüzden Mekke ve Kabe'de gerçekleşen her yeni olay milyonlarca insanı ilgilendiriyor. Mekke'de bahsedilen birkaç kıyamet alameti de gerçekleştiğini görüyoruz. Peygamberimiz bu kıyamet alametlerinden 1400 yıl önce bahsetmişti. Gelin bu alametlere hep birlikte bakalım. Duyunca siz de çok şaşıracaksınız. Zemzem Towers. Mekke'de açılan tüneller ve Kabe'nin etrafında inşa edilen yüksek binalar aslında bir kıyamet alametlerinden biri. Tabiinden Ata el Amire, Raş şöyle anlatır. Abdullah İbn Amer'in atının gemini tutuyordum. O esnada şu beyti yıkıp taş üstünde taş bırakmadığınız zaman haliniz nice olacak buyurdu. Yanındakiler İslam üzere olduğumuz halde mi diye hayretle sordular. O da evet İslam üzere olduğumuz halde buyurdu. Ben sonra ne olacak dedim. Şöyle cevap verdi. Sonra olduğundan daha güzel bir şekilde inşa edilecek. Mekke'nin her tarafına tünellerin açıldığını, binanın dağ başlarından daha yüksek olduğunu gördüğün zaman bil ki kıyametin gölgesi üzerine düşmüş demektir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kabe'yi ince ve zayıf bacaklı bir Habeşli tarif edecektir. Bugün Mekke'nin her tarafına açılan tüneller ve dağları aşan yüksek binalar kıyametin birer habercisi gibi görünüyor. Kabe'nin etrafında giderek yükselen Zemzem Towers tarzındaki yapılar Müslümanlar tarafından manevi açıdan rahatsız edici bulunduğu için eleştiriliyor. Bu konuyla ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan Suudi Arabistan hükümeti ise binaların yapılmasına müdahale etmiyor. Kabe'nin hemen yanına yapılan devasa binalardan biri olan ve sembolik öğeleriyle dikkat çeken Zemzem Towers aynı zamanda saat kulesi olarak da kullanılıyor. Binanın üstündeki yıldızların Osiris Lucifer'i temsil eden sembollere sahip olması dikkati çekerken 72 kattan oluşmasının da şeytanın yardımcısını ifade ettiği iddia ediliyor. Bina 72 kattan oluşuyor. 72 sayısının ise Lucifer'ın 72 şeytan yardımcısını sembolize ettiği iddia ediliyor. Tüm bu sembollere ait bir binanın Kabe'nin yanında bulunması ise gerçekten endişe verici. Zemzem Towers'ın Harem-i Şerif'i gölgeleyen görüntüsü akşam ışıkların yanmasıyla birlikte açık bir şekilde görülüyor. Hira Dağı'ndan bugün bakıldığında Kabe'nin yerine o kutsal mekanın çevresindeki gökdelenler göze çarpıyor. Sultan II. Selim tarafından dönemin Harem Şeyhi Kadı Hüseyin'e gönderilen fermanla Kabe'nin çevresi ortalama 5 metreden yüksek binalar ile bitişiğindeki evlerin yıkılması emredilmişti. Mekke'nin dağları delinmesi. Peygamberin yaşadığı dönemde bunun tahmin edilmesi her ne kadar imkansız gibi olsa da şu an Mekke'deki dağlarda Hazreti Muhammed'in tahmin ettiği gibi insan eliyle yapılmış çukurları görmek çok kolay. Mekke şehrinde bulunan dağlar şimdilerde tünel şeklinde oyulmuştur. Mekke aynı zamanda onlarca tünele sahip olduğu için tünel şehri olarak tanınmaktadır. 2011 yılında Mekke'de dağlardan ve birkaç sokaktan 55 tünel inşaatına başlanmıştır. Bu tünellerin 10 tanesi veya tüneli ve geri kalanı ise motorlu araçlar içindir. Yaya yolları ve motorlu araçlar için tüneller ayrı ayrı yapılmıştır. Çok sayıda dini kitapta da Mekke'de tünellerin inşa ediliyor olması kıyamet alameti olarak görülmektedir. Saatin gölgesi inananların üzerine düşmesi.
Saatin gölgesi üzerinizde ise artık dikkat et. Mehdi'nin çıkışıdır. Bu alameti incelersek Peygamberimiz artık dikkat et diyerek bu alametin Hazreti Mehdi'nin çıkış vakti olduğunu Müslümanlara müjdelemiştir. Tam Hazreti Muhammed'in söylediği gibi Mekke'ye inşa edilmiş olan dünyanın en büyük saat kulesinin gölgesinin Kabe'de ibadet eden Müslümanların üzerine düştüğünü görüyoruz. Saat kulesinin yapım aşaması ve açılışı çok konuşulmuş ve tüm dünyanın dikkatini çekmiştir. Hadiste 1400 yıl önce bildirilen bu detayların tek tek gerçekleşmiş olması ise çok büyük bir mucizedir. Tavafa kapatılması. Hadis-i şeriflerde fel ya budi rabbe, hazel beyt, Kabe'den istifade edin, yani onu tavaf ederek günahlarınızın, af dualarınızın kabul olması için faydalanın. İki kere yıkıldı, üçüncüde de kaldırılacak buyuruluyor. Kaldırılması kıyamete yakın olacak. Geçtiğimiz yıl Suudi Arabistan yeni tip koronavirüs nedeniyle Kabe'deki tavaf ve say alanlarının kapatılacağını, Mescid-i Haram'da sadece namaz kılınacağını duyurdu. Temizlik esnasında Kabe tavafa kapatıldı, alanın boş fotoğrafları kaydedildi. Ahlaki bozuluş. Hadis şerhleriyle fiten ve melayim türü kitaplarda kıyamet alametleri hakkında çeşitli rivayetler Hazreti Peygamber'e atfedilir. Bu rivayetlerde ahlaki bozuluşa, dini içtimai hadiselere ve tabiat olaylarına ilişkin oldukça ayrıntılı bilgilere yer verilir. Nakledilen metinlere göre kıyamet alametleri şöyle gelişecektir. Kur'an'ın önemi insanlar tarafından unutulacak, namaz kılınmayacak, emanete riayet edilmeyecek, faiz helal sayılacak, seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak, ebeveyne isyan edilip beyler hanımların emrine girecek. Toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak. Akşam mümin olarak yatan kişi sabah kafir olarak kalkacak. Yöneticiler insanlara zulmedecek. Şehrinden korkulan kimselere itibar edilecek. Ticareti dürüst olmayan gruplar ele geçirecek. Mescitler süslenmekle birlikte ibadete önem verilmeyecek. Habeşliler. Buhari Müslüm rivayetlerinden anlaşılmaktadır ki Kabe'nin Habeşliler tarafından tahrip edilişi ve yıkılması Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kıyamete yakın bir dönemde yeryüzüne dönüşünden sonra gerçekleşecektir. Bazılarına göre ise Kabe'nin yıkılışı İsa Aleyhisselam'ın zamanında Yecüc, Mecüc'ün helakından sonraya denk gelir. Habeşlerin ince bacaklı birisi tarafından idare edildiği sözü dikkat çekicidir. Esasen Habeş milleti çelimsiz zayıf bir ırktır. Ancak hadiste işaret edilen olaydaki askerin başındaki kişinin bacakları dikkat çekecek kadar ince olacağı için Peygamber Efendimiz ona iki bacakçık sahibi demiştir. Habeşliler tarafından Kabe'nin ortadan kaldırılması bu kutsal yapının yeryüzünden tamamen kalkması demektir. Bu yıkım kıyametin yaklaştığı bir zamanda gerçekleşir. Kur'an-ı Kerim'de bakınız Ankebut 29:67 Mekke-i Mükerreme'nin emin bir harem kılındığı bildirilmektedir. Aslında bu hadiste Kabe'nin yıkılacağı bildirilmektedir. Bu durum hadisin ayetle çelişki arz ettiği izlenimi verebilir. Ama özünde bir çelişki söz konusu değildir. Çünkü harem-i şerifin emniyeti dünya viran olup kıyamet yaklaşıncaya kadardır. Ayetin bu hadiste tahsis edildiğini söyleyenler varsa da Kadı İyaz önceki ifadeyi benimsemiştir. Bu tarif Kur'an'da vurgulanan Mekke'nin emin bir belde olma özelliğine aykırı değildir. Zira bu vasıf kıyamete çok yakın bir zamana kadar devam eder edecektir. Bu ortadan kalkma dünya üzerinden Allah Allah diyen tek bir kişi kalmadığı anda meydana gelecek. Sonrasında bir daha tamir edilmeyecek, ziyarette edilmeyecektir. Kıyametin kopması ile malumunuz yeryüzünde hiçbir şey kararında kalmayacaktır.